Arkadaşlar merhabalar bu anda 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Katı cisimlerin 3. dersindeyiz. Koni konusuna başlıyoruz. Evet koniyi de 2 ders de halletmeyi planlıyorum. Toplamda 4 sayfa 2 sayfa 2 sayfa halledeceğiz. Ve ilk dersimizde kitabımızdaki sayfa numarası 218 ve 219'u halledeceğiz. Daha doğrusu kesik konuyu olan kısma kadar halledeceğiz. Kesik koniyi de bir sonraki derse bırakacağız. E hadi bakalım dersimize başlayalım. Koni dediğimiz şey aslında bir silindirden bir parça almak gibi düşün. Tabanın tamamını alıyoruz. Tepe noktasından da bir nokta alıp birleştirdiğimiz zaman karşımıza bir koni çıkıyor. Ya da şöyle tabanı daire olan, şöyle bir daire olan tepede de bir nokta aldığımızda o tepe ile tabandaki her noktayı birleştirdiğimiz zaman karşımıza ne çıkıyor? Bir koni çıkıyor. İşte buradaki T'ye biz tepe noktası adını veriyoruz buradaki T'ye. H, cisim yüksekliği oluyor. Cisim yüksekliği de dik konide İşimiz Zaten dik konide eğik koniyle ile bir işimiz yok. Şöyle bir eğik konide yakı karşımıza gelebilir. E, dik koniyle ile işimiz var bizim. O dik konide yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine denk düşüyor. E, A'ya da biz ne diyoruz? Ana doğru diyoruz. Bu A genelde L harfi ile de gösteriliyor. Ben genelde L'yi tercih ediyorum. Çünkü yanal alanı kullanırken böyle güzel bir formül çıkıyor. O yüzden dolayı. L'yi tercih ediyoruz. L de ana doğru olarak çıkıyor karşımıza. Ve burada Pisagor bağıntısı çıktığımız zaman, yaptığımız zaman e, H kare artı kare A kare eşit oluyor ya da L kare eşit oluyor diyebiliriz. Evet burada olayı öğrendik mi öğrendik ama bizim katı cisimlerde en iyi bilmemiz gereken şey nedir? Tabii ki alan ve hacim. Şimdi bütün prizmalarda hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklikte. Yalnız ucu sivri olan şekillerde yani ayağınla bastığında ayağına batıyorsa bölü 3 diyeceksin. Bu koni dediğimiz şey tepesi sivri ya ayağınla bastığın zaman batıyor mu batıyor. E o zaman bu bölü 3 diyeceksin. Taban alanı çarpı yükseklik. Yani hacim taban alanı zaten bir daire olduğu için taban alanı yani pi r kare çarpı yükseklik h bölü 3'ü de yalnız unutma. Bu ucu sivri olan şekiller nerede? Konide ve piramitte Geçen sene piramidi de gördünüz. Piramitte de bölü 3 diyorduk. Taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Tamam bunu öğrendik. Hani biraz aklımızda kaldı. Peki alan nedir hocam? Alan dediğimiz şey de taban alanı artı yanal alan olacaktır. Alanı da şöyle yapayım. Alan taban alanı artı yanal alan şeklinde olacaktır. Taban alanı basit. Taban alanı nedir? Pi r kare. Evet. Pi r kare taban alandır. Peki yanal alan nedir? Şimdi konuyu ilk önce bir açalım. Yan yüzeyin alanı lazım. Yani yan yüzey dediğimiz işte şurası. Bu yüzey alan bulmak için açalım. Şimdi konuyu düşün. Şöyle kendimi de bir büyüteyim istersen. Konide şöyle bir şey var ya yuvarlak. Sen bu yuvarlığı açtığın zaman hop şöyle bir şey olacak. Yalnız dikkat et buradaki A noktası şöyle açalım. Hop şöyle A noktası açtığın zaman bak A noktası yine burada kalıyor. Açtığın zaman şöyle bir şey. Hem A burada hem A burada oluyor. Ve tepede de bir noktada birleşiyordu ya. Açtığın zaman şöyle birleşiyor. Bir daire dilimi oluşturuyor. Evet daire dilim oluşuyor yani şu şekilde bir şey karşımıza çıkmış oluyor. Peki şuraya bir L diyecek olursak tabi kendimizi de şöyle bir büyütelim değil mi? Ee, Küçültelim daha doğrusu. L dedik buraya. Yanal alan dediğimiz şey nedir? Şimdi hatırlatma yapayım. Normalde yanal alan şunun alanı nedir? Hocam pi r kare alfa bölü 360'tı. Hatta burası şöyle yazayım pi l kare alfa bölü 360 diyebiliriz. Birincisi bu. İkincisi başka ne diyebiliriz? Şöyle bir şey olduğu zaman şöyle bir daire diliminde bu daire dilimin başka bir alan formülü daha vardı. Eğer yay uzunluğu belliyse burası da R ise bunun alanı neydi? Hocam x çarpı r bölü 2 idi. Hmm. Bunu kullanacağız demek ki. Hocam şu açma işini bir düşünelim. Şurası dairenin çevresiydi. Açtığım zaman burası da dairenin çevresi yapmıyor mu? Evet. Yani burası 2 pi r'ye kadar olmak zorunda. E o zaman burada yay uzunluğu çarpı yarıçap bölü 2 dersek yani 2 pi r çarpı l bölü 2 dersek a gitti gitti piril geldi. Hocam yanal alan bu oldu. Yani piril oldu. Evet yanal alanda piril olacak. Yani taban alanı pi r kareydi artı yanal alanda piril bulaşık deterjanı arkasından aklınıza gelsin. Peki prizmalarda yanal alan neydi? Taban çevresi çarpı yükseklikti. Şimdi burada konide de özel bir durum çıktı karşımıza. Yanal alan bulaşık deterjanı markasından aklınıza kalsın Piril. Hocam yanal alan aynı zamanda daha dilimin alanı ya. İşte bu P L kare alfa bölü ya. Tamam bu varsa bunu da kullanırsın. O ayrı bir konu ama bence Piril olarak bilmeni tavsiye ediyoruz tabii ki. E şimdi ben burada yanal alanı bir P L kare alfa bölü 360 buldum. Bir de yanal alanı piril buldum. Piril buldum. Bunlar birbirine eşit değil mi? Eşit. Bakın buradan da koninin olmazsa olmazı formülü çıkacak. Buradan piler gitti mi? Gitti. Hemen şöyle. L'lerden bir tanesi gitti mi? Gitti. O zaman L çarpı alfa bölü 360 eşittir R oldu. O zaman L'yi buraya atarsam alfa bölü 360 eşittir R bölü L oldu. Hmm. Güzel bir şey çıktı. Bak koninin olmazsa olmazı. R bölü L alfa bölü 360 oldu. O zaman öğrendiklerimizi şöyle bir tekrar edelim. Hacim dediğimiz şey hocam hacim dediğimiz şey taban alan çarpı yükseklik bölü 3 unutma. Alan dediğimiz taban alanı artı yanal alan taban alan zaten daire alanı pi re kare yanal alan da piril. Şu yanal alan pirili mutlaka bil bir de koninin olmazsa olmazı neyi bileceksin şuraya yıldız atıyorum. Açılmış halindeki alfa ise eğer koniyi açtığımız zaman bir dilim oluşuyor ya Orada açımız alfaysa. r bölü l Alfa bölü 360. Hep bir topu bunları bileceksin. Hacim, alan hatta alanın içi de yan alan. Bir de R bölü L alfa bölü 360. Bizim için aşırı derecede önemli. Hatta biz bunu tam tersinde düşünebiliriz. Konuyu açtığımız zaman bir daire dilimi çıkıyor ya. Daire diliminde böyle katlayarak da böyle kıvırarak da karşımıza ne çıkıyor? Bir koni çıkıyor. Bununla da ilgili sorularda karşımıza çıkıyor. Biraz sonra zaten sorularda göreceğiz. Koni dediğimiz olay bu kadar. Bu olayı burada bu şekilde kavradık mı? Kavradık. Hadi gel bakalım şimdi sorulara. Şimdi ne demiş? T konisinin tepe noktası T olanın tepe noktası K olan koninin hacmine oranı nedir diye soruluyor. Evet her iki konide de yarı aynı mı? Aynı. Birinin hacmi pi r kare çarpı h bölü 3 bölü 3 unutmayalım. Öbürünün hacmi de yüksekliği 5 yarı çapı r, pi r kare taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Hocam pi r kare bölü 3'ler gidiyor buradan. E ne geldi böylelikle? 3 bölü 5 mi geldi? Evet. Örnek 1'i böylelikle 3 bölü 5 olarak buluruz. Örnek 2'ye geldik. Örnek 2'de de şekilde gidik konunun taban alanının yan alanına oranı 1 bölü kök verilmiş. Taban alanı neydi? Şurası r ise eğer burası da l ise eğer hocam taban alanı pi r kare. Sonra yan alanına oranı yan alanda pirildi bunu mutlaka bil. Bu da 1 bölü kök 10'muş. E, P'ler gitti. R'lerden bir tanesi de gitti. Buradan R bölü L 1 bölü kök on oldu. Yani R bölü L 1 bölü kök olsa eğer buradan R dediğimiz hatta L dediğimiz ne oldu arkadaşlar? R kök mı eşit oldu? Evet. Burası R kök ona eşit oldu. E koninin hacmi kaç birim küptür diye soruyor. E artık burada bir pisagor bağıntısı yapabilirim. R kök onun karesi eşittir. R'nin karesi artı 9'un karesi dersem 10 R kare eksi R kare 9 R kare yaptı. Eşittir 81'den. R kare 9 yaptı. R'yi de böylelikle 3 olarak bulduk. R 3. E o zaman burası da L dediğimizde 3 kökon oldu. Kore'nin hacmi isteniyor gerçi bizden. Hacim dediğimiz taban alanı pi R kare çarpı yükseklik 9 bölü 3 olacaktır. Üçlerden birer tanesi gitti. Cevap da böylelikle 27 pi yaptı. Evet örnek ki 27 pi oldu. Geldik örnek 3'e. Bak şu şekilde bir daire dilimi verilmiş. A ve B noktaları bir araya getirilecek şekilde kıvırılarak bir dik konu oluşturulmuş. Hemen dik konuyu oluşturayım. Şöyle ben bunu kıvırdığımda evet gerçekten de bir dik konu oluşuyor şöyle. Hocam kıvırdığımızda burada kaçı 120 derece değil. Dikkat. 120 açık halindeki açısı burası. E burada olmazsa olmazımız neydi? Olmazsa olmazımız R bölü L alfa bölü 360'tı. Ben konuyu kıvırdığımda yarı R Burası da L. Yani kıvrılmadan önce burasının L olduğunu biliyorum. Açık halindeki burası daire diliminin L olduğunu biliyorum. O yüzden R bölü L. L'nin 3 kök 6 olduğunu biliyorum. Eşittir alfa yani 120 bölü 360'dan dolayı sadeleştir. 3 üç kaldı 3'ler de sadeleşti. Burası da 3 kök 6'ya eşittir. Yani R bölü kök 6 eşittir 1 oldu. Dolayısıyla R'yi de böylelikle kök 6 olarak bulduk. Evet R kök 6 oldu. L de 3 kök 6. Bizden dik koninin hacmi isteniyor. Hacim için ne lazım bize? Tabii ki yükseklik lazım. Yüksekliği çizdik. E arkadaş burada Pisagor bağıntısından h kare artı kök altının karesi eşittir. 3 kök altının karesi olacak. E 3 kök altının karesi de nedir? 9 çarpı 6'tan 54 yapar. h kareyi de buradan 48 buluruz. Yani h da böylelikle ne çıkar? Hocam h da kök 48 olacaktır. Yani bu 16 çarpı 3 ya 4 kök 3 olacaktır. Evet h'ı 4 kök 3 bulduk. Şimdi bizden hacim isteniyor. Hacim de pi r kare yani kök altının karesi çarpı yükseklik. 4 kökü 3 bölü 3'ü asla ama asla unutmayalım. Hocam şunlar sadeleşti. Işte 2 kaldı. 4 kere 2 8. Burası 8 kökü 3 yaptı. Bir de elimizde pi var. Yani cevabımız böylelikle 8 kökü 3 pi oldu. Örnek 3'te. Geldik örnek 4'e. Koninin ana doğrusunun yani L burasının. E, yarıçap uzunluğunun 2 katı olduğuna göre R. Yani L dediğimiz 2R'ymiş arkadaşım. E burada Pisagor bağıntısı yapalım hocam. Yapmaya gerek yok. Şurada bir dik üçgen var. Dik üçgen de hocam 90'ın karşısı 2R ise hangi açının karşısı R'dir? Tabii ki 30'un. E burası 30 yaptı. 30, 90, 60 üçgen oldu burada. E o zaman hocam 60'ı karşı 4 kökse 30'u karşı kökçe bölünmüş hali 4'tür. O zaman burası da 8 olur. Koninin yanal alanı ve taban alanı nedir diye soruluyor. Yanal alan dediğimiz bulaşık deterjanı markası piril. Yani pi çarpı r çarpı l. Yani 32 pi yapar. E alan dediğimiz yani cevap 32 pi yaptı. Taban alanı dediğimizde taban alanı dediğimizde pi re kare dairenin alanı pi 4'ün karesi yani 16 pi yapacaktır. Evet örnek 4'te böylelikle ne çıktı? 16 pi oldu. Sonraki soruda ağzına kadar su dolu olan silindir şeklindeki bir kabın içine en büyük hacimli koni şeklindeki bir cisim şekildeki gibi silindire yerleştirilirse dökülen suyun hacminin kalan suyun hacmine oranı ne olur diye soruluyor. Şimdi elimizde bir silindir var. Sonra koni şeklinde bir şey koymuşum. İçinden su dökülmüş dökülen su. Arkadaş ben bu koniyi içine koydum ya. Koni içindeki suyu dışarı düşürdü. Yani bir cismin içine su at ya bir şöyle bir şey düşün. Şöyle bir prizma var karşımızda. Prizma ve şöyle bir içinde su var. Tamam mı? Bu içindeki su İçine bir çizim attığım zaman bu su yükselecek. Yükselen su nedir? İşte atılan suyun hacmine eşittir. E şimdi ben bu şekilde silindirin içi tamamen suyla dolu ya. Koni şeklinde bir şey atmışım gibi düşün. O zaman koninin hacmi kadar dışarıya su taşmayacak mı? Taşacak. E o zaman koninin hacmi taşan suyun hacmine eşit olacaktır. O zaman ne diyeceğiz? Bak şimdi şuraya dikkat et. Şuraya bir R diyecek olursak koninin hacmi H oldu. A silindirin Yüksek, silindirin de yüksekliği h. Silindirin de yarıçapı r. O zaman ne diyeceğiz? Buradaki hacimlere bakalım. V koniye bakalım önce. V koni dediğimiz pi r kare çarpı h bölü 3. V silindir dediğimiz ne oluyor? V silindir dediğimizde pi r kare çarpı h eşit olacak. E ben bunları böyle oranladığım zaman ne geliyor? Hocam pi r kare bölü h'lar gidiyor. 1 bölü 3 geliyor. Yani koninin hacmi v iken silindirin hacmi 3 v oluyor. Ve burada güzel bir şey öğrendik aslında bu soruyla birlikte. Biz böyle bir şey gördüğümüz zaman yani tabanı ve yüksekliği aynı olan silindir ve koniden bahsedildiği zaman birinin hacmi V iken diğerinin hacmi 3V. Çünkü yarı çap ve yükseklikleri aynı ya. Birisi pi r kare çarpı h bölü 3 birisi de pi r kare çarpı haş. oranladığımız zaman 1 bölü 3 geliyor. Hatta çoğu soru tekniğinde biz bunu kullanacağız. Ee, ezbere bu şekilde V iken tamamı 3 de yazacağız. Bundan sonraki sorularda o yüzden bunu bilin. Hatta silindirle konuyu iç içe geldiği zaman. Mesela bir kalem var şöyle. Bak dikkat et. Ben bu e, hatta kalem şöyle olsun. Bu kalemi böyle oyup da e, e, böyle sivrittiğim zaman şu şekilde yapıyoruz ya böyle bir şey oluyor ya. Koni de oluşuyor ya karşımıza. Böyle bir soru gördüğümüz zaman hemen şunu yapacaksın. Ne yapacaksın? Hocam bunu böyle bir silindir yapayım böyle. Şunun hacmi V iken burası 3V olacak diyeceksin. E sonra burası atıyorum 6V ise o zaman burada en azından hacimler oranı yüksekler oranına eşit 3 ve 6 ve yani burası haşken burası 2 aç yorumu da yapacaksın ilerleyen zamanlarda aklında bulunsun koni ve silindir iç içe ÖSYM bunu çok sorar sorduğu zaman da bu şekilde o konuya ait böyle bir silindir içerisine aldığın zaman V3 ve hacminde kullanmanı tavsiye ediyorum sorularda biz bunu ve ÖSYM bunu çok yapıyor sen de bunu kullan. E o zaman burası Vken tamamı 3 v içeride kalan su ne oldu? 2V oldu. Şimdi bizden ne isteniliyor? Dökülen suyun hacmi. Dökülen suyun hacmi koninin hacmi kadar su dökülecek ya. V bölü kalan suyun hacmi isteniliyor. E hocam tamamı 3V idi. V'si döküldü 2V kaldı. E yani V bölü 2V isteniliyor. Cevap da böylelikle 1 bölü 2 yapar. Güzel bir soru. Güzel bir soru derken şunu öğrenmede güzel bir soru. Böyle koni ile silindir iç içe geldiği zaman 1'e 3 oranlaması var. Bunu da unutma lütfen. O yüzden güzel bir soruydu. Örnek 5 1 bölü 2 çıktı. Geldik örnek 6'ya. Tan şekil 1'deki daire şeklindeki kartonu merkezin 3 eşit parçaya ayırıp yani 3 eşit 360 bölü 3'ten 120'şer derece yaptı bunlar. Bir parti şapkası yapıyor. Dairenin yarıçapı şu yarıçap 5. Yani şuradaki daireden bir şapka yaptı. E o zaman daire diliminden şapka. Zaten kıvırdığımızda bir dilim konu oluşuyordu ya. 120 derece oldu burası. Şimdi dairenin yarıçapı. Bu dairenin yarıçapı 15 ya. Ben bunu kıvırdığımda şöyle yarıçapı R olan bir koni gelecek. E burası da L'ydi. L dediğimizde kaç burada? 15. E bizim olmazsa olmazımız neydi konide? R bölü L yazıyorum bak buraya. R bölü L. O da alfa bölü 360 eşittir. R dediğimiz 15 değil. Dikkat et koni olduğundaki R. O R. R'yi bilmiyorum. R bölü L. L dediğimiz 15 eşittir. Alfa 120 bölü 360 eşittir. Gitti gitti 3. Hocam 3R 15 R'yi buradan 5 buluruz. O zaman R'yi 5 bulduk. Bizden şapkanın yüksekliği isteniyor. Hop şu yükseklik isteniyor bizden. Pisagor bağıntısı yapacağız. Hocam 15'in karesi eşittir 5'in karesi artı h'in karesi deyip yapabiliriz. Ya da 15 ve 5'te ortak çarpan kısa yol öğrendiniz. Hocam burası 15 ve 5'te ortak çarpan 5. 5 çarpı 3. Hocam burası 5 çarpı 1. H'da ne olacaktır o zaman 5 çarpı kare küçüğünde bu hipotenüs olduğu için dik kenar sorulduğu için kareleri farkı olacaktır. 3'ün karesi eksi 1'in karesi. Yani haşı buradan 5 kök 8 buluruz. Kök 8 de 2 kök ya. Hani 4 çarpı 2 olduğundan dolayı. O zaman 5 kere 2 10. Yani cevabımız böylelikle 10 kök 2 çıkar mı çıkar. Örnek altta 10 kök 2 oldu. Geldik örnek 7'ye. Hmm, yüzey sorusu. Dik koninin taban çevresini vermiş önce. 3 pi olarak verilmiş. Yani 2 pi re, taban çevresi dediğimiz dairenin çevresidir. O da 2 pi re'dir. 2 pi re 3 pi'ye eşitse eğer r'yi buradan 3 bölü 2 olarak mı buluruz? Evet r 3 bölü 2. Tamam. Şimdi ne yapmış? A'dan başlayıp hop şöyle dönmüş. Ne yapıyorum? Yan yüzeyden gidiyorum. O zaman yan yüzeyin açılımı bizim için önemli. Hemen yan yüzeyin açılımını yapıyorum şöyle. Açtım. Şu şekilde bir açılış olacak. Hop şöyle. Yalnız dikkat et. Koni A noktaları burada açtığım zaman A burada A burada oluyor değil mi? Evet bak dikkat et zaten. A'dan başlayıp A'ya gidecek. Yani şunu yapma. Ee, şurası da B olacak. Açılışta orası B olacak. Yani bizim koni şuradan şuraya gitmeyecek. A'dan B'ye değil. Nereden nereye? Ba A'dan başlayıp A'ya gelecek. Hop A'dan başlayıp A'ya gelecek. İşte bizden şuradaki uzunluk isteniyor. Şimdi L dediğimiz uzunluk kaç? 6. Hemen şuraya bir 6'yı yazalım. Hocam R bölü L alfa bölü 360'tı. E, R dediğimiz 3 bölü 2. L dediğimiz 6 yani 3 bölü 2 bölü 6 eşittir alfa bölü 360'dan dolayı açılışındaki şu alfayı bulalım. Hocam şunun da şu sadeleşti. E, burada 2 kaldı. Yani 1 bölü 4 yaptı alfa bölü 360'dan. Alfa da buradan 90 derece çıktı. Hocam alfa 90 derece oldu burası. E o zaman burada bir dik üçgen. Hatta burası da L burası da L yani 6. 6 6 ise burası da 6 kök gibi olur. E. Bizden şu uzunluk isteniyor. Cevap 6 kök ki yüzey sorularından da korkmayın. Açtığınızda bir daire dilimi oluşuyor. Buna dikkat edin. Peki ya açı 180 derece çıkmış olsaydı? Hani biz konuyu böyle çizdik ya. Hocam açı 180 derece çıktı. O zaman 180 derece olması doğrusal olması demek. E, yani şöyle bir daire dilimi oluşacak. A burada A burada ya. A'dan A'ya gitmesi bu sefer şu ve şuraya gitmesi demek. Yani iki tane L'ye gitmesi demek olacaktı. Buna da dikkat et. Bazen böyle bu tür durumlarda afallayabiliyoruz. Afallama kardeşim. Şekli çiz. Sonuca ulaş. Anlaştık. Evet böylelikle örnek 7'yi ne bulduk? Alt köklü olarak bulduk. Geldik örnek 8'e. Yine bir açılım sorusu. ÖSYM'nin sorduğu soruların benzeri. Şu şekilde açılmış hali. Bak şu şekilde. Yarı çapa 6 birim. Şöyle 6 birim olan daire biçimdeki bir kartonun 120 derecelik şekil birdeki kısmı kesilip çıkartılmış. Burası kesilip çıkartılmış. Kalan kısımda kırmızı çizgiler çakışacak şekilde bir dairesel konu oluşturulmuş. He hocam burası R ya. Burası da L. R bölü L alfa bölü 360 değil mi? R bölü L 6 alfa bölü 360. 120 bölü 360 mi diyeceğiz? Hayır. 120'lik kısmı kesip attın. Sen ne kaldı? 240'lık kısım kaldı. 240'lık kesmi kıvırıp şey yapmışım daire dilimde. Daire dilimdeki merkez açın senin bu sefer kaç? 240 derece. Buna dikkat et lütfen. Tamam. E o zaman gerekli sadeleştirmeleri yapalım. E, 6'ya bölsen 4, 6'ya bölsen 6, 6'lar da sadeleşti. R'yi buradan 4 bulduk. R4 çıktı. E burası da yükseklik. Koninin yüksekliği soruluyor zaten bana. Şurada bir Pisagor bağıntısı. H kare neye eşittir? Ya da H kare artı 4'ün karesi eşittir. 6'nın karesinden. H kare buradan 36 eksi 16'dan 20. H da böylelikle kök 20 çıkar. Bu 4 çarpı 5 ya 4 dışarıya 2 diye çıkar. H da böylelikle 2 kök 5 olarak bulur muyuz? Buluruz. Yani örnek 8 böylelikle 2 kök 5 çıkar. Tamam burada buna dikkat et. 120'lik dilim değil 240'lık dilim açıya da dikkat etmen lazım. Önemli sorulardan biri ÖSYM zamanında sordu. Sınavlarınızda da çıkar mı? Çıkması muhtemel sorulardan biridir arkadaşım. Bu şekildeki daireyi kıvırıp konu yapmalı sorular. Hacmi sorulsaydı ne yapacaktık? Pi re kare çarpı h bölü 3 yapıp hacmine de ulaşabilirdik. Evet örnek 8'i de bulduk. Kesik konuya geldik. Kesik konuyu de isterseniz bir sonraki derse bırakalım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders kesik konu yani koninin ikinci dersinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.